Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri her yıl dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde her 10 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşı karşıya kalması tablonun ciddiyetini de gözler önüne seriyor. Biz de bugün kadınlar ekran başına bekliyoruz diyelim dedik. Gelin birlikte öğrenelim belirti, tanı ve tedavi yollarını dedik. Stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Bülent Çitkes bulunuyor. Sayın Çitkes, hoş geldiniz sevgili hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok önemli bir konu başlığı hakkında konuşacağız. Meme kanseri. Evet. Herhalde ülkemizde kadınların en sık yaşadığı kanser türlerinde birinci sırada, değil mi? Sizin de bahsettiğiniz gibi hemen hemen her 8 bayandan birinde ömrünün bir döneminde meme kanserine rastlıyor. Ülkemizde meme kanseri, yani kanserden en sık ölüm çeşidi meme kanseri. Evet. Şimdi peki acaba meme kanseri sadece yaş almış kadınların mı etkiler, yoksa günümüzde bu sayı gençlere de indi mi? Tabii meme kanserinde en büyük etkenlerden biri östrojen maruziyeti, yumurtalıktan salınan hormonlar. Bu maruziyet arttıkça meme kanseri riski artıyor. Bu yüzden ileri yaş hastalığı, yani daha çok 45, 50, 55 yaş grubunda daha sık görülüyor. Ama bu demek değildir ki 20 yaşlarda görülmeyecek. Östrojen maruziyeti arttıkça ileri yaşlarda görünme olasılığı daha fazla tabii ki. Peki hocam, şimdi meme kanseri açısından diyelim ki yüksek risk taşıyoruz. Ailemizde meme kanseri olan bir öykü var. Evet. Biz bu durumdan kaçınılamaz mıyız? Şimdi teorik olarak meme kanserinin %85-90'ı ilk defa o bireyde çıkıyor. Yani daha önce hiçbir ailesinde kimse de gözükmüyor. Eğer ailede risk varsa genetik bir tarama yapılabilir. Genetik tarama sonucuna göre hastayla konuşulup ona göre bir yöntem, yani daha kanser gelişmeden, o kemoterapi safhasına gelmeden bir operasyon önerilebilir. Eğer genetik bir yatkınlık yoksa, yine de ailede çok sık görülen bir meme tümörü çeşidi varsa, o zaman hastalara daha sık takip uygulanabilir. Yani normalde mamografi, ultrason senede bir çağıracakken 3 ayda bir, 6 ayda bir gibi periyotlarla çağrılabilir. Peki hocam, şimdi acaba sadece anne tarafından alınan öykü mü önemsenmelidir, yoksa baba tarafında, örneğin halada bir meme kanseri öyküsü varsa bu da kız çocuğunu etkiler mi? Şimdi teorik olarak bebeklerde hem anneden hem babadan eşit sayıda kromozom geliyor. Yani aslında bakarsanız olasılık aynı. Tabii ki meme kanseri bayanlarda daha çok sık görüldüğü için o yüzden anneden geliyormuş gibi bir izlenim doğuyor. Algılanıyor. Halbuki aynı, eşit oranda risk taşıyor. Peki babada bir prostat kanseri ya da karaciğer kanseri varsa da kız çocuğunda meme kanseri çıkma riski var mı? Yani şöyle, demin bahsetmiştim. Genetik olarak yatkınlık olan sendromlar var. O sendromların birine içine giriyorsa, işte BRCA dediğimiz bir gen var. Orada ailede aynı anda bir bireyde meme kanseri, bir bireyde yumurtalık kanseri, bir bireyde prostat kanseri, bir bireyde mide kanseri görülebiliyor. Eğer böyle bir şey varsa, hikaye varsa, o zaman olabilir. Onun dışında babada mide kanseri var diye kızında meme kanseri gelişecek diye bir şey yok. Peki hocam, erkekler meme kanseri olur mu? Tabii meme denildiğinde insan hakları ilk önce bayanlar geliyor, ama her 400 meme kanserine karşılık bir erkek meme kanserine rastlıyoruz. Bir de tabii erkeklerde beklenmediği için genellikle ileri safhalarda ele geliyor. İleri safhada klinimize başvuruyorlar ve daha agresif ilerliyor maalesef. Daha agresif ilerliyor, evet, değil mi? Evet, daha agresif. Şimdi acaba çünkü onlarda rutin tarama da yok. Önemli, bayanlar 40 yaşından sonra meme polikline geliyor, kontrole geliyor, ama erkeklerde öyle bir düşük risk olduğu için normal rutin kontrol de yapmıyorlar. Evet, o yüzden ileri safhada geliyorlar. Geç safhada geliyorlar. Evet. Peki hocam, acaba fiziksel etkinlik, sağlıklı beslenme, deodorant, ter önleyici kullanmak, doğum kontrol hapları, evet, yüksek yağ besini içeren besinler, bunlara engel mi ya da sebep mi, neler dersiniz? Şimdi şöyle, demin söyledik, östrojen hormonu maruziyet arttıkça meme kanseri, çünkü proliferasyonu artıyor, yani hücrenin çoğalmasını arttırdığı için bu hormon. Bu hormon maruziyete olduğu sürece meme kanseri gelişme riski artıyor. Bu sebeple kilolu bayanlarda, hani vücut beden indeksi yüksek olan insanlarda periferik östrojen hormonu da artacağı için bunlarda meme kanseri gelişme olasılığı diğer insanlara göre daha fazla. Ama bu demek değildir ki tüm kilolu bayanlar meme kanseri olacak. Birincisi,
İkincisi de bu demin bahsettiğiniz ter önleyici deodoranlar, onlar cilde sürüldüğü için meme kanseri cidden başlayan bir şey değil. Sonuçta bir tümör değil. O yüzden o daha çok cilt tahrişi ve ciltle ilgili probleme yaratabilir. Yoksa onun kullanılması meme kanserine bir risk oluşturmaz. Peki beslenmemiz hocam, yani korunmak amaçlı neler yapmalıyız, neler önerirsiniz? Ya fiziksel aktivite, demin bahsettiğim gibi fiziksel aktivite yağ oranını düşüreceği için bundan koruyabilir. Tabii ki doğal, natürel beslen, yani sadece meme kanseri için değil, tüm hastalıklar için o doğal olanı yemek lazım. Doğum kontrol hapı, sigara ya da alkol konusunda uyarılarınız olacak mı? Şimdi doğum kontrol hapı biraz tartışmalı. Orada da biliyorsunuz doğum kontrol hapında da iki tane hormon var, östrojen ve progesteron diye. Oradaki hormon oranına göre kanser riskini artırabilir de koruyucu da olabilir. Bildiğimiz doğum kontrol hapları yumurtalık ve kolon kanserine karşı koruyucu. Tabi adet de düzenlediği için o yönden de avantajlı. Kişinin sosyal hayatını düzenliyor. Ama bazı yayınlarda da meme kanserini kullandıkça meme kanserinin riskini de arttırdığı da söylenmekte. Peki hocam, adet hikayesi meme kanseri riskini etkiler mi? Adetin erken görülmesi, yani genç erken adet görme, geç adetten kesilme, yani geç menopoza girme, bunlar da meme kanseri gelişimine risk faktörü. Demin söylediğimiz sebeplerden dolayı vücuttaki östrojen oranı maruziyeti artacağı için o yüzden onlarda gelişme olasılığı daha fazla. Şimdi hocam, biz kadınlarda şöyle bir korku var. Şimdi mememizi kontrol ediyoruz ya da elimize geliyor bir şekilde, bir kitle, bir hareketlilik geliyor elimize. Evet. Şimdi korku başlıyor bizde. Eyvah, acaba bu kötü huylu bir tümör müdür diye. Acaba biz bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi şöyle, hasta bir kere, her bayan 20 yaşından sonra özellikle adetten sonraki 5. 6. günde kendi memesini tercihen ayna karşısında muayene etmesi uygundur. Özellikle bir kayganlaştırıcı veya sabunla olursa daha rahat hisseder. Ayda bir muayene şart. Tabii ki memede ele gelen her kitle kanser değil. Bunu biliyoruz yani. Yaklaşık olarak %85-90'ı zaten iyi huylu gelecektir. El hareketliyse, mobil ise, kıvamı lastik gibi ise o zaman büyük ihtimalle kanser gelmeyecektir. Ama tabii biliyoruz ki hastalık yok, hasta var. Her hastada farklı seyredebilir. Bir ele kitle gelmesi durumunda mutlaka doktoruna başvurmalı. Hemen gitmeliyiz. Evet, hemen doktor, ama panik yapmadan mutlaka doktoruna başvurmalı. Bir muayene, gereğinde bir meme ultrasonu ve gereğinde daha ileri tanı yöntemi olan bir biyopsi gerekebilir. Ondan sonra eğer takip edilecekse, eğer iyi huylu gelirse takip alınabilir. Kötü huylu veya hastayı strese sokan bir durumsa o zaman belki bir cerrahi önerilebilir. Peki hocam, sizce toplumumuzda yeteri kadar bilinçli miyizdir? Özellikle elle muayene konusunda. Tabii şimdi Sağlık Bakanlığımızın bu konuda çok büyük bir çalışması var. Hemen hemen tüm hastanemizde meme polikliniği mevcut. Ve kamu spotu olarak da her yerde anlatılıyor. Ama maalesef hastanelerimizde halen ileri evrede tümörler geliyor. Bizim biliyorsunuz meme kanserinde diyor, meme kanserinden korkma, geç kalmaktan kork diye bir hashtag var. Evet, slogan var. Eğer erken evre yakalanabilirse gerçekten kronik bir hastalık ve hayat kurtulabiliyor. Ama maalesef hastalarımız genelde ileri evrede geliyor. En azından evre 2, evre 3'e doğru geliyorlar. Kadınlarımıza mikrofon uzattık, bu soruyu sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Birlikte izleyelim mi? Tabii. İzleyelim. Evde elle meme muayenesi yapıyor musunuz? Nadiren evet. Evet. Hayır, yapmıyorum. Evet, arada bir yapıyorum. Bazen, zaman zaman, düzenli değil. Sanki yarı yarıya gibi hocam. Evet. Değil mi? Yarı kadın. Bu biraz da şeyden, insanlar korkuyor. Muayene olmaktan da korkuyor. Elime bir şey gelirse acaba kanser olurum diye. Biraz da onun verdiği bir ön yargı var. O yüzden muayene etmiyorlar kendilerini. Evet. Onun dışında. Hocam şimdi şeye bakacağız. Eğer meme kanseri olduysak, evet, memede ne gibi değişiklikler olur? Bunu göstererek izleyicilerimize anlatalım istiyorum. Evet. Ekrana yansıtacağız ve limon üzerinden, evet, gideceğiz. Bize anlatabilir misiniz? Bu değişiklikler şimdi ne anlama gelir? En sık semptom, en sık şikayet ele gelen kitle. Bu tabi tümörün evresine ve tuttuğu yere göre de ciltte çekilmeler sebep olabilir. Ve tuttuğu süt kanalına göre de bir meme başında akıntı meydana gelebilir. Her meme akıntısından korkmuyoruz. Özellikle kanlı meme başı akıntısından korkuyoruz. Kendi kendine akıntı olan ve kanlı geldiği zaman mutlaka bir doktora başvuruyoruz. Onun dışında sıkarak, yani provoke ediyoruz bu zaman, provokasyonla oluyorsa pek korkmuyoruz onlardan.
Demin söylediğim gibi kitlenin durumuna ve evresine göre deride çukurlaşmaya sebep olabiliyor. Vaskülarizasyon dediğimiz damarlaşma arttığı için ciltte özellikle beyaz tenli ise damarlaşma gözükebilir. Bu memedeki bağların tutulmasına bağlı olarak hastalarımız bu şikayetleri çok sık geliyor. Meme ucunun içe çekilmesi olabilir. Ama bu sık görülen bir durum hocam. Mesela benim de hani damarım gözüküyor ya da meme ucunun çekilmesi görülebilir. Ama kitle yoktur. Kitle varsa. Kitle olması, varsa. Tabii kitle olması durumunda. Kitle yoksa da görülebilir ama değil mi bu belirtiler? Tabii görülebilir. Yanıltabilir yani tabii, kadını. Tabii. En sık sebep aynı kitle. Sonradan oluşan asimetrik. Eğer kitle çok büyükse, memede çok büyük bir kitle oluşturmuşsa diğer memeye göre bir asimetri veya bir boyut farklılığı olabilir. Derinin turunculaşması demiş, özel bir meme kanseri cinsi olan inflamatuar meme kanserinde tüm meme derisi kıpkırmızı olabilir. Kan kırmızısı gibi bir renk alabilir. Başka da gizli yumru dedi herhalde bu kalsifikasyon, kireçlenme dediğimiz özel bir semptom oluyor. Sonra kitle olarak ele gelmiyor ama mamografide kireçlenme dediğimiz mikro kalsifikasyonlar görülebiliyor. Bunlar da genelde kanser başlangıcı olabilen lezyonlar olabiliyor. Şimdi ben hocam 30 yaşımdan itibaren her sene bir kere mamografi çektiriyorum. Ve kötü huylu bir tümörün rastlanmadığı söyleniyor bana. Evet. Şimdi buradan kadınlara lütfen uyarıda bulunun. Hangi yaştan itibaren hangi tetkikleri yaptıralım? Şimdi ailede bir risk yoksa, annede özellikle meme kanseri olmamışsa 40 yaşından sonra mutlaka bir mamografi, bezden bir mamografi ve duruma göre bir ultrason eklenebilir. Eğer bir şey yoksa, riskli bir durum yoksa 2 senede bir mamografi, 40 ile 50 yaş arası 2 senede bir mamografi çekilebilir. Riskli bir durum varsa daha sık tabii ki çağrılabilir hasta. 50 yaşından sonra senelik mamografi takibi gerekir. Çünkü en sık rastlanan meme kanseri yaş grubu 50-60 yaş grubu. O yüzden 50-60 yaş arasında her sene muayeneye çağırıyoruz. Bu konu hakkında da sokağa çıktık hocam. Mikrofon uzattık. Bakalım yeteri kadar bilinçli miyiz? Düzenli olarak mamografi çektirir misiniz? Hayır. Hayır, çektirmedim. Hiç çektirmedim. Ultrason çektiriyorum ama. Mamografi çektirmedim. Hayır, çektirmiyorum. Neden? Bilmiyorum. İhmal. Hayır. Neden? Ben sağlıkçıyım. Çok gerek duymuyorum. Şüphelendiğim bir durum, kendim hemşire olduğum için şüphelendiğim bir durum olduğunda, eşim de doktor zaten, çocuklarım da doktor, gerek kalmıyor. Öyle bir konumu hissederim diye düşünüyorum ama diğer tahlil mahlil hepsini her sene 6 ayda bir yaptırıyorum. Çektirmiyorum. Mamografi 40 yaş üstü olduğu için henüz çektirmedim. Ama bu yıl 40 yaşındayım ve çektireceğim. Şimdi hocam mamografi ile ilgili çekinceler var. Acı verir gibi, mamografi kanser yapar gibi. Bu konularda bizi aydınlatabilir misiniz? Şimdi orada bir sağlık çalışanı vardı, hemşire hanım. Onun öyle söylemesi bence acı bir şey. Bir illa hissedilecek diye bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsa mamografi ultrason istemeyiz. Mamografinin en büyük özelliği erken teşhis. Demin bahsettiğim gibi kireçlenmeleri erken şekilde yakalayabiliyoruz. Daha kanser başlangıcı olarak. Tabii halkımız mamografiden biraz korkuyor. Niye? Birincisi onlar ona TOST diyorlar genelde. Mamografi memeyi sıkıştırdığı için birincisi canını acıtıyor. İkincisi de radyasyon. Acaba kendisi de kanser yapar mı diye bir çekinceler oluyor ama bizim bildiğimiz literatürde, bizim okuduğumuz kitaplarda mamografiden dolayı kanser gelişen bir hasta yok. O konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Rahat olsun, hastalarımız rahat olsun. O konuda rahat olsun. Tabii hepsinin yeri ayrı. Mamografinin yeri ayrı, ultrasonun yeri ayrı. Mamografi halkımız canı acıdığı için pek çekmek istemiyor. Genellikle hocam ultrasonu takip edebilir miyiz diyorlar ama demin işte erken teşhiste özellikle kireçlenmede mamografinin gördüğünü ultrason göremiyor. Gereğinde MR'da eklenebiliyor bunların. Hocam geçelim tedavi yöntemlerine. Şimdi Angelina Jolie ile başlayan bir meme aldırma şeyi var, cerrahisi başladı. Bu nedir? Buna biz sosyal medyada Angelina Jolie efekti diyoruz. Evet. Biliyorsunuz BRCA geni diye bir şey var. Meme yumurtalık kanser sendromu denilen. Demin bahsettiğimiz. Evet, bu BRCA 1 ve 2 diye iki tane alt grubu var. Bunların pozitif olması durumunda 70 yaşına kadar bu meme kanseri veyahut yumurtalık kanser gelişme olasılığı hemen hemen %60 ve 70'lerde. Çok büyük bir olasılıkla meme kanseri oluyorlar. Tabii bu tespit edildiğinde özellikle hastayla önce bir konuşuluyor. Zaten yurt dışında bu psikolog eşliğinde isteniyor bu genetik. Bizim halkımız tabii geliyor. Hocam ben de bir genetik tarama yapmak istiyorum ama bundan sonra o genetik taramanın sonucuna göre hayatında çok büyük bir yol ayrımına geliyor.
hastalara soruyoruz. Diyoruz ki siz bundan sonra doğum yapacak mısınız? Evet. Ve bekar mısınız? Evlenmeyi düşünüyor musunuz diye. Eğer reproduktif dönemde yani çocuk doğurmak istiyorsa, evlenmeyi düşünüyorsa, yani o tür işleri halen varsa diyoruz ki sıkı bir takiple sizi takip edelim. Ondan sonra en kısa sürede sizin memenizin içini boşaltıp geleni rahmini de alalım. Çünkü biz biliyoruz ki memenin tüm hepsinin alınması durumunda, içini boşaltıp protez konulması durumunda %90 oranında bir risk azalıyor. Ama bu demek değil ki o ameliyatı olan meme kanseri olmayacak. Öyle bir şey de yok yani. Risk %90 oranında azalıyor. Ama yine de hem meme altında hem koltuk altında meme dokusu kalabileceği için o risk yine de mevcut. Şimdi hocam bir hasta geldi, mamografisinde bir kötü huylu tümör olduğuna dair bir şüphe duydunuz. Evet. Aşamalar nasıl ilerliyor? Önce bir muayene ediyoruz. Ele geliyor mu gelmiyor mu diye. Ele geliyorsa, ultrasonda da belliyse bir biyopsi istiyoruz. Bu nasıl bir yöntem? Biyopsi yöntemi ince uçlu da yapılabilir, kalın uçlu ama bizim hastanemizde tercihen kalın uçlu yapıyoruz. Hem daha fazla doku aldığı için tanı ve tanısı daha iyi olabiliyor. Kolaylaşıyor. Evet, tanı kolaylaşabiliyor. O yüzden kalın iğne biyopsi yapılıyor. Biyopsi sonucuna göre evreleme yapıyoruz. Ne demek evreleme? Koltuk altında bir şey var mı? Memenin boyutu nasıl? Başka diğer memede veya aynı memede başka bir odakta tümör var mı diye radyolojik olarak araştırıyoruz. Eğer koltuk altına yayılmamışsa veya yayılabilir de yayılmamışsa ve tümör boyutu da uygunsa o zaman cerrahi, önce cerrahi öneriyoruz. İlk aşama cerrahi mi oluyor? Yani özel durumlar dışında genellikle cerrahi oluyor. Ama eğer ileri evreyse, yani evre 3 ve 4 ise ve koltuk altında bazı tipler hariç koltuk altında da yayılım varsa önce bir kemoterapiyle başlıyoruz. Kemoterapiyle başlamamızın sebebi hem tümörün kemoterapiye nasıl cevap vereceğini görüyoruz. Hem de eğer başka yere yayılmışsa, en sık da koltuk altına yayılmışsa belki o koltuk altı lenf bezi düzelir de koltuk altının temizlenmesinden sarfı nazar ederiz diye önce bir kemoterapiyle başlıyoruz. Daha sonraki evrede mi alıyorsunuz? Üçüncü ve dördüncü evrede tümörü? Evet. Üçüncü ve dördüncü evrede ise önce bir kemoterapiyle başlıyoruz. Tamam. Tümörü küçültüyoruz. Ondan sonra cerrahi ameliyatı yapıyoruz. Cerrahi. Gerekirse yapıyoruz. Evet. Peki bu cerrahi yöntemler kaç ayrı oluyor hocam? Nasıl yapılıyor? Yani bir mastektomi dediğimiz tüm memenin alınması var. Tamam. Meme koruyucu dediğimiz memenin bir kısmının alınması. Tümör, özellikle tümörün olduğu kadran. Dört kadrana bölecek olursak tümörün olduğu kadranın alınması var. Bir de yeni yeni yapılan bir onkoplastik cerrahi denilen yöntem var. Onkoplastik cerrahi de aslında meme koruyucu cerrahinin bir yöntemi. Adından anlaşılacağı üzere onkolojik prensiplerden taviz vermeden plastik cerrahi yani estetiğe önem verilmesi. Çünkü eskiden insanlar tabii meme tümörü geliş olduğunda hocam mememi al da ne olursa olsun diye böyle bu tür yaklaşımlar oluyordu. Fakat hem tıbbın ilerlemesi hem medyanın ilerlemesiyle bazı insanların da farkındalık arttı. Hastalar memelerini istiyor. Biz de bunlara ya meme koruyucu yapıyoruz ya içini boşaltıp silikon yapıp yeniden bir meme yapıyoruz onlara. Peki bu ameliyatlar aynı anda olabiliyor mu hocam? Eş hem tümörü alıp hem tabii eş zamanlı oluyor. Silikonu hatta koyabiliyorsunuz. Eş zamanlı yapılması daha iyi sonuçlar. Daha iyi sonuçlar. Daha iyi sonuçlar veriyor. Peki hocam diyelim ki bizi izleyen meme kanseri tanısı almış ve tedavisi uygulanmış izleyicilerimiz var. Evet. Onlara neler önerirdiniz? Takip önemli mi? Yaşam şekli önemli mi? Bundan sonra yeniden o tümörün türemesi gibi bir risk söz konusu mu? Şimdi meme kanseri kronik bir hastalık. Yani diğer pankreas kanseri gibi veya diğer mide kanseri gibi çok agresif seyreden bir tümör değil. Özellikle bazı tipleri kronik tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık olarak görebiliriz. Tabii kanser olduğu zaman insanın hayatında bir dönüm noktası. Daha böyle bir sakin hayat öneriyoruz bu hastalara. Daha böyle stresten uzak bir hayat öneriyoruz. İkincisi de takip çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki bir memede kanser gelişmesi, diğer memede kanser gelişmesi olasılığı daha fazla oluyor diğer bireylere göre. O yüzden hastalarımızı takibe çağırıyoruz. İlk 2 sene özellikle, ilk sene 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir, sonra senelik kontrollerini yapıyoruz. Kontrollerimiz yine kan tahlili, ultrason, mamografi ile devam ediyor. Hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Tabii dönebilir. Ama stresten uzak. Ve doğal beslenmeli. Tabii doğal beslenmeli. Değil mi hocam? Evet. En önemli söyleyecekleriniz bunlar evet. Herhalde. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili ben hocam. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz izleyicilerimize. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür efendim, ederim. Efendim meme kanserini ve korunma yöntemlerini ve tedavi yöntemlerini bize genel cerrahi uzmanı doçent doktor Bülent Çitkez anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz buradayız.